isterdin ki? Sana dünyaları bağışlasam, borcumu ödeyemem. Haşa sultanım, benim vazifem. Bu meseleyi atlattık. Fakat İbrahim Paşa durmayacak belli ki. İbrahim Paşa'yı durduracak başka bir yol bulmamız lazım sultanım. Anlaşılan aklında bir şey var. İbrahim Paşa İskender Çelebi'nin ölümünden sonra ona yakın herkesi uzaklaştırdı. Çok düşman edindi. Öyle ama devleti hala o yönetiyor. Malumunuz paşa için hünkârımızın makbuldür derler. Bu sayede ayakta duruyor. O yüzden evvela hünkârımızın gözünden düşürmemiz lazım. Rüstem'e defalarca denedim fakat her defasında bağışlanıyor. Hünkârımız görmesin geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ömer efendi, ne istediğimi anlattılar mı sana? Malumum ulağım, lakin vazife hali tehlikeli. Karşılığını ziyadesiyle alacaksın. Sağ ol ağam. Kaçak çabuk. Monakçe, dana derisidir. Dinleyin ağalar. İbrahim Paşa Fransız kafirlere imtiyaz verecekmiş. Sizlerle iştaklara sahip olacaklarmış. İstedikleri gibi mal alıp satacaklar. Bu vaziyette hepiniz aç kalacaksınız. Olmaz öyle şey. Kafirler nasıl eş tutar bizi? Zaten üç kuruşluk kazancımız var. Ne yer, ne içeriz? Tabii paşanın umrunda mı? Kendisi padişahın makbulü. Ondaki olan servet. Kimse de yok. Defterdar İskender Çelebi'nin kanına girdikten sonra servetine servet katmış diyorlar. Ecnebilerden aldığı rüşvetler de cabası. Ya. Dini imanı da mı yok bu paşanın? Allah'tan da mı korkmaz? Onun da kafirlerden farkı yok. Doğru. Günahları boynuna. Gizlice kiliseye gittiğini söyleyenler var. Haç taşıyormuş yanında. Ya işte. Ya, 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 ya. Kafirlere iştahlar ne demek? Hünkârımızın İbrahim'le deryaya açıldığından haberin var mı? Nereden çıktı bu? Kesin İbrahim bir şeyler peşinde. Ya hünkârımıza zarar verirse? Siz merak etmeyin sultanım. Hızır Hayrettin Paşa da yanlarında. İbrahim Paşa böyle bir niyeti olsa bile buna cesaret edemez. İnşallah. Paşa'yla alakalı konuşmaya başladılar mı? Söylentiler hızla yayılıyor sultanım. Halk bir kere konuşmaya başladığı zaman ününü kimse alamaz. Kulaktan kulağa yayılan fısıltılar öyle bir hale gelir ki İbrahim Paşa daha olsa yıkılır gider. Bir şey olacağını sanmam. Neyse. Ne vakit gidiyorsun? İbrahim Paşa derhal yola çıkmamı emrettiler. Artık beni sarayda görmek istemiyor. Bugün yarın gitmem lazım. Rüstem'e merak etme. Daha mühim vazifelerle geri dönmeni sağlayacağım.